dostlar, Jusiriki yeni terimiz olan ve benden de yapmamı çok istediğiniz Portekiz Krallığı serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Portekiz Krallığı devletini, hükümetini ele alacağız ve ilk işimiz Afrika üzerindeki sömürgelerimizi arttırmak, Afrika'daki en güçlü sömürge devletini oluşturmak ve bütün İberya topraklarını ele geçirmek. Burası İberya yanlış bilmiyorsam. Eğer yanlışım varsa düzeltin. Bildiğim kadarıyla İspanya Portekiz toprakları İberya toprakları olarak geçiyor. Yanlışım varsa da düzeltirseniz sevinirim. Hedeflerimiz bunlar olacak. Aynı zamanda ülkemizi nüfussal, teknolojik, ekonomik, mutluluk, istikrar bakımından da zirve noktaya çıkarmaya çalışacağız dostlar. Videoya geçmeden önce açıklama kısmında vermiş olduğum linkten Discord sunucuma katılabilirsiniz dostlar. Orada da güzel etkinlikler inşallah seçilen başbakanımız yapacak. Evet, uzun zamandır seçimler seçimler diyoruz. Allah başbakanımızı seçtik bakalım yapacak mı? Yapmazsa zaten meclise orduyu sokarız biz de. Neyse, biz videomuza dönelim şimdi, bırakalım orayı. Sizlerle birlikte hemen başlayalım. Bir arkadaşımız demiş ki videolarda o gibi şeyler söyleme daha iyi olur demiş. Ben hala video çekerken heyecanlanıyorum, yani sanki ilk defa video çekiyormuş gibi hissediyorum ve o da bir miktar duraksamama neden oluyor video çekerken. Şimdi bizim ilk iş olarak diplomatik olarak sınırımızda bulunan İspanya devleti çok güçlü bir devlet olduğu için kendileriyle olan ilişkilerimizi güçlendirmemiz lazım. Çünkü İspanya ile ne kadar iyi ilişkilerimiz olursa burada bize saldırılma ihtimali de o kadar az olur. O yüzden İspanya ile ilişkileri köklememiz lazım. İkinci olarak bizim burada Fas ve Fransa, Fas'la değil Fransa devletiyle de ilişkimizi geliştirmemiz lazım. Ve aynı zamanda Afrika sömürgelerinde sınırımızda bulunan İngiltere devletiyle de ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Bizim ilişkimizi geliştirmemizi gerektiren bir sürü devlet var. Bayağı devlet var ilişkimizi geliştirmemiz gereken. Gerekli işlemleri de onlarla yapıyoruz zaten gördüğünüz üzere. Şimdi ben öncelikle bu teknoloji puanlarını bilerek dağıtmadım. 0.45 yapacağım önce teknoloji puanımı, öyle dağıtacağım. Teknolojik olarak 0.4'te başladık. Yani çok berbat bir durumda ülke. Ülkeyi bu durumdan bizim hükümetimiz toparlayacaktır. Emin olabilirsiniz. Yusuflu hükümeti Portekiz Krallığı'nın güçlenmesi, yücelmesi ve bir kartal gibi göğe yükselmesi, avlarını bir kartal gibi yere inerek avlamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Merak etmeyin. Şimdi benim ilk işim bir miktar Afrika üzerinde sömürge sahibi olmak değil. Benim ilk işim ülke içinde bir miktar eksik olan bu mutluluğu yerine oturtmamız lazım. Vergileri tamamen kapatıyorum bu yüzden mutluluk %100 olana kadar. Çünkü biliyorsunuz mutluluk ne kadar fazla olursa ülkenin topraklarından alacağınız verim o kadar fazla olur. Bu işlemler yapılırken biz de diplomatik olarak bir miktar işlemler gerçekleştireceğiz. Ki şu anda diplomatik olarak dış dünyada gayet iyi bir prestije sahibiz. Güzel. Ya fena durumda değiliz. Dünyanın en güçlü devletleriyle ilişkilerimiz iyi durumda. Bu da bizi dış diplomaside prestijli bir devlet haline getiriyor. Valla güçlü olan bütün devletlerle ilişkilerimi geliştirip dış dünyadaki prestijimi arttırmak istiyorum. Şu anda prestiji seviyemiz 26. Bunu arttıracağız. Bunu arttıracağız, bakacağız. Şu anda dünyanın en güçlü devleti Rus İmparatorluğu. Arjantin'den bir ilişki geliştirme isteği almışız. Ülkede hastalık mı çıktı? Evet. Ama gitti. İstikrar %100. Mutlulukta ise daha hala %100'lük bir seviyeye ulaşabilmiş değiliz. Elimizde bolca para varken mutluluğa yatırım yapabiliriz belki topraklarımızda biraz. Çünkü elimizde baya bir para var, yani festival yapabiliriz. Halkımızın burada da mı sömürgelerimiz var bizim? Oğlum bu çok sıkıntı. Bizim çok saçma sapan yerlerde çok saçma sapan sömürgelerimiz var. Bu sömürgenin kontrol altında yapılması lazım. Bu şekilde dağınık bir sömürge yapılamaz. Buna baksana, burada bile sömürgemiz var. Çok alakasız topraklarda çok alakasız sömürgelerimiz var.
Böyle olmaz yani. Bu sömürgecilik değil, bu resmen çatal çorba yani, bu bildiğin. Çok birbirinden apayrı yerlerde bizim sömürgelerimiz var. Sömürge değil bu, dediğim gibi bu çatal çorba yani resmen. Buna bir düzen getireceğiz. Bunu toparlayacağız. O konuda içinizde endişe kalmasın. Onu toparlarız. O çok sıkıntı değil bizim gibi bir hükümet için. Şu bizim toprak, evet. Mutluluğundan anlıyorum bizim toprakların hangileri olduğunu. İstikrar ve mutluluk bakımından ülkenin %100 yapmayı başardık. Yani tekrardan vergi almaya başlayabiliriz demek oluyor bu. Şimdi ben ilk olarak ülkeye birazcık teknolojik yatırım yapma taraftarıyım. Çünkü teknolojimiz ne kadar ileri olursa bizim için o kadar güzel. Hızlıca o yüzden teknolojik yatırımları başlatıyorum. Hem bulunduğumuz bölgede hem de dünya üzerindeki teknolojide saygı gören devletlerden biri olmamız lazım. Bu doğrultuda hedef dünyanın en güçlü ilk üç teknolojisine giriş yapmak. Şu anda Amerika'nın teknolojisini geride bırakmış bir şekilde ilerliyoruz. İtalya'nın hemen arkasındayız. İtalya'nın hemen poposundayız diyebiliriz. İtalya'yı geride bıraktık. Şu anda Fransa'nın hemen poposundayız. Fransa'yı da geride bıraktık. Japon'un arkasındayız şu anda. Japon İmparatorluğu'nun arkasına ilerliyoruz. 0.65'lik bir teknoloji ile. Şu anda an itibariyle Birleşik Krallık'ın teknolojisinin de önüne geçtik. Ve ilk 3 teknolojiye ülkemize sokmayı başardık. 0.67'lik bir teknoloji seviyemiz var. Çok güzel. Hedefimiz 0.7 teknolojisine, 0.75 teknolojisine ülkemize ulaştırmak. Ve sanırım birazdan dünyanın en iyi ikinci teknolojisine sahip devlet olacağız. Tabii olabilirsek. Olamadık. Hemen para biriktirip yatırımlara tekrar başlayacağım. Bu kadar para yeterli. Tekrardan teknoloji yatırımlara başlıyorum. Osmanlı'nın hemen arkasından geliyoruz. Osmanlı'yı geride bıraktık. Hedefimiz şu anda 0.8'e çıktı. Alman İmparatorluğu'nu geride bırakmak oldu. Hedefler değişebilir. Değişkenlik gösterebilir. Şahsen ben şu an Alman İmparatorluğu'nu feci şekilde geride bırakmak istiyorum. Tabi her ne kadar bu çok zor olsa da, çünkü Almanlar durmadan, bıkmadan usanmadan yatırım yapıyor adamlar. Neyse, ona bir şey yapmayacağım artık. Şimdilik bu şekilde bırakacağım. Çünkü ülkenin teknolojiden başka şeylere de ihtiyacı var. Nüfus ve ekonomi gibi. İlk iş olarak birazcık da ekonomik olarak yükselişe ihtiyacımız var. Ekonomik olarak hızlı yükselmek için de nüfus lazım. Şimdiki ülkemizin durumuna bakacak olursam, benim ilk öncelikle bu sömürgeleri kontrol altına almam lazım. Bu yüzden burada bize bağlı devletler kurmak en mantıklısı. Bir vatanı serbest bırak diyelim, bir medeniyet oluştur diyelim, bayrak bu olsun. İsim Doğu Afrika sömürgesi. Yazamıyorum. Klavye kontrolümü kaybettim. Kaydet 0 71 2 kaydettim. O da bu topraklarda hüküm görecek. Başkentini de buraya ayarlıyorum. Ve bu adamı da şu şekilde serbest bırakıyorum. Şimdi bizim ülkemizin esas gücünü birazdan göreceğiz. Sömürgeler olmadan ana karamızda ne kadar güç varmış, bunu göreceğiz. Portekiz Deniz Aşırı Sömürgesi diyorum buna da. Kaydet 71.2. Kaydedelim bunu da. Sömürgeyi düzene sokmak istediğim için yapıyorum bunu, biliyorsunuz zaten. Şuraları vereceğiz, şuraları vereceğiz. Şu adayı da başkenti yapalım. Ve bırakalım. Şimdi vasallar diyelim. Aldım bu vergiyi, kapatalım. Vasallarımızla ilişki geliştirme işlemlerine girelim. Ülkenin ana karasını güçlendirdikten sonra bu adamları biz zaten ilhak edeceğiz. O konuda bir sıkıntı yok. Ama ben ülkenin ana karasında ne kadar güç olduğunu bilmeden sömürgelerle birlikte ülkenin gücünü bir sayamam. Bu sömürgeler zaten bizim kontrolümüzde şu anda. Bunlar bize bağlılar. Benim amacım ülkemizin ana karasını sömürgeler varken ki gücüne ulaştırmak. Yani 200 binlik bir ekonomiye, yakın ekonomiye getirmek ülkeyi. Kısaca böyle söyleyeyim size. Hedefim bu. Bunu da büyük ihtimalle başaracağız.
Ama dediğim gibi birazcık nüfus lazım. Ülkemizin ana nüfusu şu anda 384 bin. Anakara'daki nüfus bu. Yani berbat. Gerçekten berbat. Ülke çökük durumda şu anda. Biz çok feci bir şekilde, çok kötü bir ülkeyi şu anda yönetiyoruz. Çökük bir ülkeyi yönetiyoruz. Sömürgeler olmadan ayakta kalamayacak bir ülkeyi yönetiyoruz. Ama biz öyle bir hükümet olmalıyız ki sömürgelerin hepsi kaybedilse bile bu ülke ayakta kalabilmeli. Şimdi nüfusu arttırmak istiyorsak bütün topraklara çiftlikler inşa etmeliyiz beşer seviye. Ben bunları açıp geleyim hemen, sizin de canınız sıkılmasın. Evet dostlar, tekrardan birlikteyiz. Şimdi gelelim, neler yaptım. Şu şekilde göstereyim. Bütün topraklarımıza beşer seviye çiftlikler inşa ettim. Ve hazır elimdeymişken ülkenin bütün topraklarının gelişme oranını teknolojimize çıkardım. 0,75'e yükselttim. Şimdi paramızı biriktirip nüfus yatırımı yapacağız ve ülkemizin nüfusunu 1 milyona çıkartacağız anakaramızın. Ardından da bir miktar ekonomik yatırımlara giriş yapabiliriz ama öncelikle bu nüfusun bir şekilde artması lazım. 5 seviye çiftliklerin etkisi bunda büyük olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir nüfusu açıp bakalım. Buradan bakabiliriz. Daha iyi, daha analizi bir şekilde görürüz zaten. Hedef dediğim gibi 1 milyonluk bir nüfusa ulaşabilmek. Çünkü nüfusunuz ne kadar fazla olursa geliriniz ve ekonomik yatırımlara harcadığınız para da o kadar fazla oluyor. Bu arada kötü bir de haberim var. Fransa doğum sömürgesi bize karşı bağımsızlığını ilan etti. Ki bu adamın da ilan etmesi çok yakın, görüyorsunuz ki. Yani sömürgelerimiz birer birer elimizden gidiyor, anlayacağınız. İlişkimiz iyi olduğu halde bize karşı neden bağımsızlık isteklerini artırdıklarını bilmiyorum. Ve bağımsızlık istekleri geldi. Kabul etmekten başka çarem yok. Savaşabilecek durumda değiliz çünkü şu an. Maalesef sömürgelerimizi teker teker kaybettik. Ama bu bizim için hiçbir zaman bir sorun değil. Çünkü sömürülebilecek daha çok yer var. Sömürge oluşturmak için daha bir sürü yer var. Aklımda deli planlar var. Bu planları en yakın zamanda yürürlüğe koyacağım. Merak etmeyin. Öncelikle ben ülkenin ana karasını bir güçlendireyim de. Sonrasını sonra konuşuruz. Bunu yapmamdaki sebeplerden en önemlisi, sömürgeler olmadan bu ülkenin ayakta kalabilmesi lazım. Sömürgelere bağlı bir hayat, sömürgelere bağlı bir yaşam, ne bir insan ne bir devlet, hiçbir varlık, canlı veya bir devlet, hükümet bunu yapamaz. Sömürgelere bağlı olmadan yaşamamız lazım. Kendi bağımsızlığımızı kendimiz garanti etmeliyiz. Sömürgelere bağlı olmamalıyız. Kendi demokrasimizi, kendi adaletimizi kurmalıyız. Başka devletlerin, başka toprakların, başka milletlerin üzerinde hegemonya kurmak yerine kendi halkımızın mutluluğunu, istikrarını, yaşam refahını düşünmemiz lazım. Ben de bu düşünceyle zaten sömürgelerinden kurtulmaya çalıştım bir nevi. Benim işime geliyor bu adamların bana bağımsızlık ilan etmesi. Ben kendi ülkemi geliştirebilecek fırsatı buluyorum sayelerinde. Beni çok mutlu ediyor bu. Dediğim gibi bu bölüm bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki bölüm ise yavaş yavaş artık savaşlara girişiriz. Diplomatik olarak da çok iyi durumdayız. Diplomasimiz de gayet iyi gördüğünüz üzere. Bence iyi bir diplomasimiz var yani. Senin bize bağımsızlık ilan edeceğin varmış. Senin içinde var, uhde varmış içinde senin. Almanlar İspanya'nın vasalı olmuş. Garip. Nüfus haritasını bir daha açıyorum. Evet. Şimdi tekrardan yatırımlara devam. Evet, işimiz zor olacak biraz. Çünkü elimizdeki ülke Osmanlı'nın son zamanlarındakinden daha kötü bir ülke. Daha çökmüş bir ülke var elimizde. Bunu kalkındırmak zor olacak. Ama kalkındırdığımız zaman da bu ülke dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelecek. Kesinlikle. Hedefim de bu zaten. Bu topraklara yapmış olduğum yatırımların meyvesini elbet alacağım. Elbet alacağım. Nüfusu birazcık toparlayabilsem ekonomiye yöneleceğim. Onun ardından da tekrardan teknolojik yatırımlara yönelebileceğim ama nüfusu halletmek o kadar zor bir şey ki Ece Üstelik oyununda. Yani nüfus gerçekten öyle kolay artan bir şey değil. Ama biz pes etmemenin önemini en sonki serimizde gördük, Saksonya serisinde. Orada gördük pes etmemenin, vazgeçmemenin, mücadele etmenin önemini. Hepimiz gördük. Çalışmanın, azmin, sabrın önemini gördük.
ve Portekiz Krallığı'nı an itibariyle de 1 milyon nüfus yapmayı başardık. Hayırlı uğurlu olsun. Oh be. Başardık. Paramız bitene kadar yatırım yapalım da biz yine. Ardından birazcık ekonomik yatırımlara. Oo. Oo, benim eski sömürgem. Oo. Benim eski sömürgem. Vay be. İyiymiş. İyiymiş. Hiç beklemiyordum böyle bir şey ya. Benim eski sömürgem. Zaman ne çabuk geçiyor. 1 milyon 100 binlik bir nüfusa da çıktık bu arada. Nüfusumuz benim beklediğimden, hani nüfusa şu anda nüfus yatırımına harcadığımız para çok az olmasına rağmen bu denli hızlı nüfus artışı beni garipsetti yani birazcık. Beklediğimden çok daha fazla hızlı bir şekilde yükseldi. Son sömürgemiz bir de karşı neler düşünüyor? İyi onlar bari bağımsızlık arayışı içinde değil. Onlar en azından bize bağımlılığını bildirmişler. Bakın görüyor musunuz? Nüfus yatırımlarından sonra ekonomik yatırımlara harcadığımız para ne kadar arttı? İşte nüfusun önemini burada görüyoruz. Nüfus her yere etki eden bir şey çünkü. Şimdi birazcık yatırım zamanı. 250 binlik bir ekonomi hedefim de var. Dünya sıralamasında en üstlerdeyken en aşağılara kadar indik bütün sömürgelerimizi kaybettikten sonra. Ama sıkıntı değil. Biz oralara kendi emeğimizle çıkacağız. Her yatırım yaptığımdan sonra toprağa harcadığım paranın değeri artıyor. Yani her seferinde daha fazla para biriktirmem gerekiyor. Tamam. 116 bin harcadık. 83 bin harcadık. 77 bin harcadık. Evet, her seferinde harcadığımız para miktarı artıyor. Bu en iyi 3 nüfus ekonomik toprağımıza da bu arada bence bir atölye inşa edelim. Son seviye atölye. Ha. İnşa edemiyormuşuz. Tamam, inşa edebildiğimiz ederiz ya. Bir şey olmaz, sıkıntı yok. Ha, biri de bu muymuş? Ve evet tamam atölyelerimiz tamam. İyi para biriktirdik. Şimdi bu parayla yatırım yapmamız lazım. Aslında bütün ülkeye son seviye atölyeler açabilirdik. Hatta daha mantıklı olurdu şimdi bir düşününce. Keşke öyle yapsaydık. Onu yine yaparım ben ya. Bütün ülkenin topraklarına ikişer seviye atölye inşaatını onu hallederiz. 300 binlik bir ekonomiye çıktık bu arada. Bizler için cidden rekor. Ve bu bölümü artık ben burada noktalıyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.